Evet arkadaşlar, şimdi hükümet bir takım tedbirler alıyor. İşte efendim alışverişte fiş almayanlara ceza, işte efendim fiş kesmeyenlere ceza, şunları yapmayanlara ceza, bunları yapmayanlara ceza, kaçak işçi çalıştıranlara ceza veya vergisini tam ödemeyenlere ceza falan gibi. İşte bunları ihbar edenlere ödül verecek. Buna benzer. Şimdi biz hani Amerikan filmlerinde izliyoruz, işte orada ödül avcıları var. Hani düşünün, daha o kovboy filmlerin dahi wanted yazar, altında şu kadar ödül var gibi falan. Bunlar şimdi günümüzde de var. Yani şimdi bir ülkene işte teröristi yakalatırsan şu kadar ödül var, şunu ihbar edersen bu kadar ödül var, kaçak işçiyi yakalatırsan şu kadar var, vergi kaçağını ihbar edersen bu kadar ödül var. Yani bu emniyette de var, maliyede de var, efendim başka birimlerde de var. Yani devleti zarara uğratıyorsa, efendim sen ona engel olmuşsa sana bir ödül var. Efendim devleti kâra geçirecek bir ihbarda bulunmuşsan sana bir ödül var. Buna benzer. Ama bizim burada hiç ödül avcısı yok. Neden yok? Çünkü onlar hep kendi kurum içerisinde eritiliyor. Yani diyelim ki de bir arkadaş diyelim ki de bir faydalı bilgi vermiş. Onunla ilgili diyelim ki de şu kadar külliyatlı bir işlem yapılmış. Şimdi o arkadaşa işte böyle bazı oyalayıcı taktiklerle onu bertaraf ediyorlar, ama o ödülü devlet verecek. Nasıl verecek? Şimdi o kurum içerisindeki birilerine gidiyor, diyor ki de ben senin adını buraya dosyaya yazayım, sana şu kadar ödül gelecek, onun şu kadarı bizim, şu kadarı senin diyor. Şimdi adam bak, elini kolunu sallamamış, yani hiçbir iş yapmamış, arkadaşın hesabına bu kadar para girecek, girsin diyor ve devamlı gelecek. Tamam diyor abi. Buna benzer, hep böyle oluyor bu işler. Onun için bizim burada o ihbaratları çok çalışmaz, ödül sistemi de çok çalışmaz, ödül avcıları da pek olmaz bizim burada. Onlar Avrupa'da olur veya başka devletlerde olur veya milletlerde olur. Bizim burada, yani sen kaçağı önlemek istiyorsan, yani vergi kaçağıyla ilgili konuşuyoruz, diğerleri çok bizi alakadar etmiyor. Yani sen o zaman seyyarı kaldıracaksın veya her şeyi nizami yapacaksın. İşte efendim her şey resmi olacak, buna benzer. Daha geçen gün bir yerden bir araba parçası alacağız. Lan diyor, ben kart çekemem diyor. Kart çekersen diyor işte şu kadar KDV almam lazım. İşte şu kadar yüzde tahsilatla ilgili fazla almam lazım falan diyor. Şimdi biz bunu nasıl takip edeceğiz? Nasıl konuşacağız? Bu da ayrı bir konu arkadaşlar. Sonuçta yani ödülle ilgili ödül sistemi aslında çalışmış olsa, yani her şey belki biraz daha yoluna girer, her şey biraz daha kolay olur. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim, yani şimdi memurlar başarı gösterdiği zaman onlara bir ödül var. Yani terfi ödülü var, efendim takdim ödülü var, takdir ödülü var, başka şeyler var, maaş ödülü var falan. Ama memur yanlış yaptığı zaman buna bir ceza yok, yani bir kesinti de yapılmıyor, ona başka bir şey de yapılmıyor. O zaman işte sıkıntı başlıyor. Aslında memur yanlış yaptığında bir kesinti veya ceza veya bir tenzil yapılsa, o zaman yanlış olmaz. Yanlış olmadığı zaman da işte her şey düzgün olur. Çünkü memur bazen kasten yanlış yapıyor, sonra diyor ki sevhen oldu diyor. Şimdi memur kasten niye yanlış yapar? İşte oradan temasa geçmek istiyor, bir şeyler elde etmek istiyor, olmayınca yanlışa düşüyor.